Merhabalar. Mayoz bölünme ile yine birlikteyiz. Hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz bölünmeydi. Mitoz bölünme canlıların vücut hücrelerinde gerçekleşen bölünmeydi. Mayoz bölünme ise eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerinde gerçekleşen bölünmeye mayoz bölünme diyoruz. Mayoz bölünme ile Üreme hücreleri oluşur. Eşeysiz üreyen canlılarda mayoz bölünme görülmez. Şu farklılığı var. Mitoz bütün canlılarda görülürken mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların üreme hücrelerini üretmek amacıyla gerçekleşen bölünmedir. Mayoz bölünme gördüğünüz üzere iki bölünmeden meydana gelmektedir. Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda eşey yana hücrelerinden eşey üreme hücreleri oluşmasını sağlayan bölünme türüdür. Mayoz hücre bölünmesinde sırasıyla aşağıdaki değişimler gözlenir. Mitoz bölünmede olduğu gibi kromozom haline, kromatin iplikler kromozom haline geliyor. Sonra kromozomlar arkadaşlar, mayoz 1'de ne oluyor? Kromozomlar birbirinden ayrılıyor. 2 en kromozomlu hücre, üreme ana hücresi, arkadaşlar bu da çok önemli, üreme ana hücrelerinde meydana geliyor. 2 en kromozomlu üreme ana hücresi, mayoz 1 sonucu en... En kromozomlu iki hücre oluşuyor. Sonra mayoz 2 sonucu da arkadaşlar yine en kromozomlu 4 tane hücre meydana gelmiş oluyor. Mayoz 2 mitozun benzeri. Mayoz 1 ise mitozdan farklı arkadaşlar. Burada mayoz de en önemli özelliklerden birisi 2 N kromozom N kromozoma dönüşüyor. Ve şurada gördüğünüz üzere parça değişimi. Parça değişimi diğer bir ismi de crossing over gerçekleşiyor. Bu da tür içi çeşitliliği sağlıyor arkadaşlar. Üreme ana hücresi erkeklerde sperm hücresi, dişilerde yumurta hücresi adını alır. Hayvanlarda üreme hücreleri, erkeklerde sperm hücresi, dışlarda, dişilerde yumurta hücresi, bitkilerde ise polen hücresi ve dişilerde yumurta hücrelerinde mayoz bölünme gerçekleşir. Üreme ana hücreleri hem mitoz hem mayoz bölünme geçirebilir. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu soruyorlar. Öğrenciler sadece mayoz bölünme geçirdiğini zannediyor. Üreme hücreleri, üreme ana hücreleri arkadaşlar çoğalır iken mitoz bölünme gerçekleşiyor. Üreme hücresi oluştururken mayoz bölünme gerçekleşiyor. Burası önemli. Kendi sayısını arttırmak için mitoz, üreme hücrelerini oluşturmak için mayoz. Bu çok önemli arkadaşlar. Öğrencilerin en çok hata yaptığı noktalardan birisi bu. Sperm ve yumurta hücreleri mayoz geçirmez. Yani üreme hücreleri mayoz geçirmez arkadaşlar. Sperm oluştu, atılır vücuttan atılır, yumurta oluştu vücuttan atılır, tekrar mayoz veya mitoz geçirmez. Mayoz bölünme insanlarda ergenlik dönemiyle başlar, yaşlılık dönemiyle sonlanır. Bakın mitoz bölünme doğuştan başlıyordu, mayoz bölünme ise üreme hücrelerinin oluşumu olduğu için ergenlik dönemiyle başlar. Mayozun özelliklerine bakalım. Mitoz bölünmede olduğu gibi kalıtım maddesi kopyalanır, çekirdek zarı kaybolmaya başlar ve sentriol kendisine işler. Arkadaşlar bu mayoz 1'de, mayoz 1'in birinci evresinde. Sonra ikinci evresinde homolog kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Bu olay sonucunda kromozomlar arasında parça değişimi gözlemlenir. Bu da kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaydır. Arkadaşlar parça değişimi... Latince ismi crossing over Mayoz 1'de gerçekleşiyor ve homolog kromozomlar üzerinde parçalar değişiyor ve bu da kalıtsal çeşitliğe neden oluyor. Daha sonra homolog kromozom hücrelerin ekvatorunda dizilir. Daha sonra kromozomlar Homolog kromozom çiftliği birbirlerinden ayrılarak kutuplara doğru çekilir. Böylece oluşacak hücrenin kromozom sayısı yarıya inmesi sağlanır. Yine kromozom sayısının yarıya inmesi mayoz 1'de gerçekleşiyor. Bu da çok önemli. Boğumlanma ile stoplazma bölünmesi tamamlanır. Böylece mayoz 1 biter. Mayoz 1. mayoz sonunda kromozom sayısı 2 en olan eşe hücrelerinden en olan 2 yavru hücre oluşur. Bu çok önemli arkadaşlar. Birinci mayoz sonunda iki n kromozomu N kromozoma düşüyor. Mayoz birden sonra mitoza benzeyen bir bölünme daha gerçekleşir. Buna mayoz 2 denir. Mayoz 2 sonucunda kromozom yapısı birbirinden farklı. Bakın bu çok önemli. Mitozda kromozom yapısı birbirinin aynısıydı. Mayozda ise kromozom yapısı birbirinden farklı. 4 tane üreme hücresi oluşur. Arkadaşlar Önemli bir dikkat çekeceğimiz bir yer, homolog kromozomlara kromozom çifti de denilmektedir. Şekil üzerinde anlatalım. Mayoz 1 arkadaşlar, mayoz 1'de hemen çekirdek zarı kaybolmaya başlıyor. İplikleri oluşmaya başlıyor. Kromotin iplikleri kısalıp kalınlaşarak ne yapıyor? Kromozoma dönüşüyor. İkinci evrede, bu birinci evre. Bu ikinci evrede arkadaşlar ne oluyor? Kromozomlar ekvatoral düzlemde oluyor. Üçüncü evrede kutuplara doğru çekiliyor. Kromozomlar dördüncü evrede tekrar birinci evrenin tam tersi. Kromozomlar kromatin ipliğe ve çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlıyor ve sitoplazma bölünmesi oluyor. Burada arkadaşlar mayoz 1'den sonra mayoz 2'de de mitoz benzeri olaylar gerçekleşiyor. Burada yine ekvatoral düzlemde yapıp sonra tekrar kromatin iplikler kutuplara doğru çekip sonra bir hücreden 4 tane Üreme hücresi. Bunların hepsi üreme hücresi arkadaşlar. En başta üreme ana hücresi 2n iken arkadaşlar burada hepsinin kromozom sayısı n kromozoma düşüyor. Dönüşüyor. Mesela insanda kaçtı? 46 kromozom iken üreme hücrelerinin kromozom sayısı 20 23 oluyor arkadaşlar. Parça değişimi mayoz 1'deki parça değişimi de çok önemliydi. Neden? Kalıtsal çeşitlilik sağladığı için. Şöyle baktığımızda arkadaşlar kromozomlar yan yana geliyor. Şuralara bakın. Buralarda ne oluyor? Parçalarını birbiriyle değiştiriyorlar. Parçaları birbiriyle değiştiği için şu iki bölgede değişim gerçekleşmiş. Bu parça değişimi de ne yapıyor? Kalıtsal çeşitlilik sağlıyor. Aşağıda verilen birinci mayoz evrelerin gerçekleşme sırasını yazalım. İlk önce hangisi gerçekleşecek? 3. Neden? Kromozomlar Öncelikle iplikleri oluşacak, kısalıp kalınlaşacak, çekirdek zarı kaybolmaya başlayacak. 3, sonra 4. Ne olacak? Kromozomlar kutuplara doğru çekilmeye başlayacak. Daha sonra 1, daha sonra birbirinden ayrılan 2 olacak. Yani 3, 4, 1, 2 şeklinde gerçekleşiyor. Yine bir etkinlik yapalım. Aşağıdaki şekilde bir hücrede, Mayoz bölünme sırasında gözlemlenen evreler verilmiştir. Numaralandırılmış evrelerde kullanılacak soruları cevaplayalım. 2, 3, 4 numaralı evrelerde hücrede kromozom sayısı kaçtır? Arkadaşlar, 1'de 2n, 2'de 2n, 3'te 2n, 4'te 2n, 5'te bakın arkadaşlar birbirinden ayrıldığı için n, n. Sonra bu en en kromozomlar ne olacak? Yine birbirinden farklı 4 en kromozomlu olacak. Evet şimdi 2, 3 ve 4. 2, 3, 4 numaralı evrelerde hücrenin kromozom sayısı nedir? 2 endir diyoruz. 10 numaralı evrede oluşan hücrenin kromozom sayısı neydi arkadaşlar? Mayoz bölünmede kromozom sayısı 2 enden ene düşüyordu. O halde 10 numaralı Hü hücrede oluşan üreme hücresinin kromozom sayısı n'dir arkadaşlar? Homolog kromozomlar kaç numaralı evrede ayrılmıştır? Arkadaşlar homolog kromozomlar baktığınızda 4 numaralı evrede birbirinden ayrılmıştır. Bakın burada ekvatoral dizlemde. Sonra 4 numarada kromozomlar ne yapmış? Kutuplara doğru çekilmiş. Mayoz bölünmenin canlılar için önemiyle bahsedelim. Eşeyli üreyen canlılarda eşey üreme hücreleri mayoz bölünme sonucu oluşur. Döllenme olayı sırasında en kromozoma sahip bir hücre birleşerek iki en kromozoma sahip zigot adı verilen yapıyı oluşturur. Zigot arne karnından Bebeğin ilk halidir. Mayoz bölme canlıların kromozom sayılarının nesilden nesile sabit kalmasını sağlar. Arkadaşlar eğer bizim üreme hücrelerimiz en kromozoma dönüşmeseydi yumurta ve sperm birleştiği zaman 4 en kromozom olurdu. Bu nedenle mayoz bölünme ile en kromozoma dönüşmesi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor. Mayoz bölünmede görülen parça değişimi ise tür içi çeşitliliği arttırıyor. Mayoz bölünme ve döllenme olaylarının kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlıyor. Bu her zaman sorulur. Arkadaşlar bakın. Yumurta ana hücresi 2N mayoz bölünme sonucu N kromozomlu yumurta hücresi, sperm ana hücresi 2n mayoz bölünme sonucu en kromozomlu sperm oluşuyor. Döllenme sonucu yine 2n kromozomlu canlı meydana geliyor. Baktığımızda arkadaşlar bir hayvanın kromozom sayıları ve mayoz bölünme görmüş 2n kromozomlu arkadaşlar erkek at ile İki enkromozomlu dişi atın mayoz bölünme sonucu, erkek attan sperm kromozomlu sperm mayoz bölünme sonucu, dişi attan N kromozomlu yumurta döllenme sonucu birleşip zigot oluşup gelişip iki kromozomlu tay oluşuyor. Tay ne geçirecek? Mitoz bölünmeler geçirecek. Ergenliğe kadar. Ergenlikten sonra artık o da mayoz bölünme gerçekleştirebilir. Evet, mitoz ve mayoz arasındaki farklara bakalım. Mitoz vücut hücrelerinde görülürken mayoz üreme ana hücrelerinde görülür. Sonucunda iki hücre oluşur. Mayozda dört hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı yarıya iner. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. Burada tam tersi oluşan hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Çünkü burada ne oluşuyor? Parça değişimi. Crossing over gerçekleşiyor. Tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde yaraların onalmasını ve büyümeyi sağlarken Mayoz bölünme eşeğili üreyen canlılarda eşey hücrelerin oluşmasını yani sperm ve yumurtanın oluşmasını sağlıyor. Kromozomlar arasında parça değişimi görülmezken burada kalı, çeşitliliği sağlayan parça değişimi mayoz bölünmede çeşitliliği sağlayan parça değişimi gözlemleniyor. Etkinlik yapalım. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan neydi arkadaşlar? Mayoz. Biri mayoza yazıyorum. İki yeni hücre oluşur. Hangisinde? Mitozda. Vücut hücrelerinde gerçekleşir mitoz. Çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi takip eder. Arkadaşlar bu her ikisinde de çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi takip eder. Kromozom sayısı yarıya iner. Nerede? Mayoz bölünmede. Çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların iyileşmesini sağlar. Hangi bölünmeyi de bu? Mitoz. DNA kendini eşler. Arkadaşlar her ikisinde DNA kendini eşler hazırlık evresinde her ikisinde de DNA kendine eşler. Işte. Amip öblena tebrik hayvan üremesini sağlayan neydi? Tek hücreli canlıda üremeyi sağlayan mitoz da arkadaşlar. Kalıtsal çeşitlilik sağlayan mayoz. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi nerede gerçekleşiyordu? Mayozda döllenme olayıyla birlikte eşeyli üremeyi sağlayan neydi arkadaşlar? Döllenme olayıyla eşeyli üremeye sağlayan mayozdu. Örnek Yukarıdaki şekilde mayoz bölünmenin şematik gösterimi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı hücre sperm ana hücresi olabilir. Mayoz görünme olduğu için olabilir. 2 ve 3 numaralı hücrelerin kromozom sayısı 1 numaralı hücrenin kromozom sayısı 2nken bunlar n, n bunlar da n, 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 n oluyor arkadaşlar. Mayoz 1'de 2n n'e düşüyor. 2 ve 3 numaralı hücrelerin kromozom sayısı 1 numaralı hücrenin kromozom sayısının yarısıdır. Doğru arkadaşlar. 2 ve 4 numaralı hücrenin kromozom sayısı aynı. 2'ye bakıyoruz, 4'e bakıyoruz. Aynı, doğru. 1 ve 4 numaralı bireylerin kalıtsal özellikleri aynı. Yanlış arkadaşlar. Mayoz bölünmede parça değişimi olduğu için kalıtsal özellikler aynı olmaz. 2n eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmeyle ne olacak? n eşittir 4 olacak. Baktığımızda n eşittir 4 olan hangisi? B şıkkı. Bakın bir yıldız, bir yıldız, bir üçgen, bir üçgen, bir kare, bir kare, bir daire, bir daire. Onun için cevap B şıkkı. Yukarıdaki grafikte bir hücrenin kromozom sayısının zamanla değişimi verilmiş. Bu hücrenin mitoz ve mayoz geçirdiği bölümler. Arkadaşlar bir de kromozom sayısı değişmemiş mitoz. 2'de de mitoz. Bir mitoz, iki mitoz olacak. 3'te yarıya inmiş mayoz olacak. O halde cevabımız B şıkkı. 4 ise nedir arkadaşlar? Döllenme. Burada mayoz veya mitoz yok. O halde cevabımız B şıkkı. Normal bir hücrede mayozun evreleri şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki numaralarında verilen hücrelerin hangilerinin kromozom sayıları birbirinden farklıdır diyor arkadaşlar. Bu neydi? 2N. 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 Neye düştü? Mayoz bir sonucunda en, N en. Bunlar da ne olacak? N en, en, en. En kromozoma sahip üreme hücreleri oluşuyordu. 1 ve 3'ün kromozom sayısına bakalım. Birbirinden farklı olan arkadaşlar 1 ve 3'ün kromozom sayısı birbirinden farklı. 4, 6 bakın aynı. 2, 5 bakıyoruz. 2 ve 5 aynı. 3 ve 7 yine aynı. Farklı olanı sorduğu için cevabımız A şıkkı. Mitoz ve mayozluğa gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak tabloda verilmiştir. Buna göre sadece mitoza aittir. Arkadaşlar sadece eşeğili üreyen hücrelerde bu mayoz. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana canlıdan farklıdır. Mayoz. Tamamlandığında iki yeni hücre oluşur. Mitoz. 2 olacak. 2 olmayanı bir silelim. A'yı salladım. B'yi salladım. Sadece şeyli üreyen canlılarda görülür. Bu mayoz. Tamamlandığında dört ön oluşur. Bu da mayoz. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynıdır. Bu nedir arkadaşlar? Mitoz. O halde cevabımız ne olacak? 2 ve 6 olacak arkadaşlar. Mayoz bölünmede ilgili bir yine soru. Bu bilgilere göre çıkarımların hangisi yapılabilir diyor arkadaşlar. Mayoz bölümünde homolog kromozom çiftlerin yan yana gelip bazı noktalarda birbirine temas ederler. Bu temas noktalarında bu bulunan genler kromozomlar arasında yer değiştirir. Bu olay görselde verilmiştir. Homolog kromozomlar temas noktası Kiyazma denir buna veya yer, yer değiştirilmiş buna parça değişimi veya crossing over da deniliyor arkadaşlar. Bu olay sonucunda canlının kromozom sayısında değişiklik meydana gelir. Hayır kromozom sayısında değişiklik meydana gelmez. Çeşitlilik artar. Genlerin yer değiştirmesi bölünmenin daha hızlı gerçekleşmesine neden olur. E, alakası yok. Yer değiştiren genlerin işlevlerini kaybederek canlının yeni özellikler kazanmasına yol açar. Bu olay mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin birbirinden farklı gen yapısına sahip olmasını sağlar. Bu doğru arkadaşlar. Cevabımız D olacak. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sonuçta elde edilen kromozomların Bakalım arkadaşlar mayoz bölünme birbirini takip eden mayoz 1 mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Şekilde bu hücrelerdeki mayoz bölünme verilmiştir. Baktığımızda arkadaşlar hangisi yanlıştır? Sonuçta elde edilen hücrelerin kromozom sayısı birbirine eşittir. N, 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 N kromozomdu. Bu doğru. Mayoz 2 tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomludur. Doğru. Mayoz 1'in sonucunda oluşan hücreler 2 en kromozomludur. Yanlış. Mayoz bizim sonucunda arkadaşlar en en kromozomlu 2 hücre oluşur. Bu 2 enken mayoz 1 sonucunda en en oluşur. Yanlışı soruyor cevap C. Oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır. Parça değişimi olduğu için farklıdır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.